Cümleten selamun dostlar. Önemli ve kritik bir takım gelişmelere değinmek için bugün karşınızdayım. Nelerden konuşacağız? Ana muhalefet partisiyle ilgili bir takım yalanları, bir takım gerçekleri ortaya dökeceğimiz bir gün olacak. Bakın bu ülkede bir parti var. O parti her gün yeni vaatlerle şu tarihi bekleyin, şu günü bekleyin, Kasım'ı bekleyin, Aralık'ı bekleyin, Ocağı bekleyin diye diye yalanlarına alıştığımız bir düzeni bizlerin karşısına getirdi. Evet doğru duydunuz. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ve parti içerisinde neler olup bitiyor? Halka neler vaat ediliyor? Bu vaatler ne ölçüde gerçeğe dönüştürülüyor? Bir takım yalanları, bir takım gerçekleri bugün ortaya dökeceğiz. Şu tarihi bekleyin, bu kampanyayı bekleyin konusundaki ısrarlarına biz de inatla hani onlar bu konuda inat ediyor ya biz de bu noktada inatla cevap vereceğiz. Bu isim Kemal Kılıçdaroğlu. Bir şey çıkmayacağını bilenler en azından gülümseriz diye o verdikleri kampanya vaatlerini, verdikleri ocaklar, kasımlar, aralıklar, verdikleri işte aralığın üçü, kasımın bilmem kaçı tarihleri belki güleriz. Acaba yine ne yapacaklar, yine ne yapmayacaklar diye bekleyen bir kesim var. Bu kesim için aslına bakarsanız problem yok. Ama, amaya gelelim, genel başkanımız artık bu sefer dişe dokunur bir şeyler söyler düşüncesiyle heyecanlanan Cumhuriyet Halk Partisi taraftarlarının hep hüsranla karşılaşması gerçekten hakikaten çok üzücü bir durum. Onlara en içten dileklerimle üzüntülerimi iletmek istiyorum. Başlangıçta bu çıkışlar işe yarıyor gibiydi. Çünkü sadece muvafıkları değil de muhalifleri bile koskoca ana muhalefet partisi ya ve bu ana muhalefet partisinin genel başkanı herhalde ciddi bir şeyler söyleyecektir şeklinde düşünüyordu. Şu gün, şu saat, şu tarih, bekleyin çok önemli açıklamalarım olacak diye beklentiye soktu. İnsanlar ipe sapa gelmez şeylerle karşılaştıkça dişe dokunur bir şey göremedikçe ve de umduklarını bulamadıkça işin tadı onlar için iyice kaçtı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin Kasım'ı bekleyin dediğinde neyi kastettiğini hala kimse anlamış durumda değil. Şimdi de bir aralık muhabbeti vardı yakında da ocağa tarih verirler diye düşünüyorum. Bahsettiği altılı masanın anayasa önerisi ise bu Kasım'la ilgili evren anayasasının böyle rütuşlaşmış çok küçük dokunuşlar yapılmış hali. Kendi kitlesi bile heyecan duymadı. Hiç kimsenin bununla ilgili sosyal medya da bile yani o kadar provokatörlerini biriktirdikleri, önde oldukları bir alanda bile bir propaganda yapabildiklerini, propaganda yapabilecek bir argüman bile bulamadıklarını görüyorum. Kafalarındaki soru işaretlerinin çoğalması apayrı bir mesele. Sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya bekleme çağrısında bulunduğu 3 Aralık biraz da Kasım'da yaşattığı travmayı unutturmak için olabilir diye düşünüyorum. Ama şimdi gelin 3 Aralık'ta yapılan daha çok büyük bir hüsran olan açıklamalara. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin büyük iddialarla düzenlenen ikinci yüzyıla çağrı vizyonunun açıklandığı toplantıda ülkemize gelmeye tenezzül bile etmeyen bazı ABD'den ithal isimlere rol verilen bu toplantıda bu çağrıda çekirdeğin içini bile doldurmayacak vaatler verir. Şimdi bakın bu vaatlerden birisi şuraya gelelim. Kemal'in danışmanı Rıfkı değil mi? Jeremy Rifkin. Biz ona Rıfkı diyelim. Jeremy Rifkin'e çünkü bazı rıfkılıklar dönüyor ortalıkta. Kemal'in danışmanına ödenecek tutarı ben de Twitter hesabımdan paylaştım. Burada da arkadaşlardan yoğun tepkiler gördüm bununla ilgili. Ödenecek tutar yıllık 1 milyon dolar. Yani 18 milyon 500 bin Türk lirası. Aylık ortalaması 1 milyon 500 bin TL'ye tekabül ediyor. Cumhurbaşkanının, milletvekillerinin, özellikle Cumhurbaşkanının aldığı paraya, maaşına göz dikip de işte oradan böyle oy devşirmeye, oradan gol atmaya uğraşanların bu konuda sessiz kaldığını gördüm görmek gerçekten çok üzücü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ithal ekonomi komiseri şeklinde yakıştırmasının cuk oturduğu Jeremy Rifkin'in kimliği, yaptıkları, İspanya ve Portekiz'de niçin nefretle anıldığı, Almanya'nın enerji krizindeki payı gündemin ana konularından birisi. Adını meşhurmuş, çok kurtarıcıymış, bilmem neymiş gibi lanse ettikleri bu ithal herif birçok ülkede nefretle karşılanmak. Oralara gittiğinde, danışmanlık hizmeti verdiğinde aldığı kararlarla geri döndükten sonra büyük krizleri tetiklediği konuşulmakta. Ve arkadaşlar değinmem gereken noktalardan birisi bakın burada e, bizim Rıfkı'nın çok cüz'i miktarda bir para aldığını görüyoruz. Bu cüz'i miktar ücret herhalde ki yetmedi. Ülkemize dahi gelmeye tenevzül etmedi. Telekonferans yöntemiyle ahkam kesen ithal ekonomi komiserliği yapmaya kalkıştı. Türkiye halkında cahil birinin akademik bir toplantıya yakışacak sözlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyılında yol haritası olarak takdim edilmesi gerçekten de şaşırılacak bir durum. CHP'nin 3 Aralık 2. yüzyıla çağrı vizyonu toplantısında AK Parti'nin 2012'de hazırlayıp da vazgeçtiği bir projeyi de açıklayacakken son anda bundan vazgeçildiğine dair kulislerde konuşulan bir takım dedikodular var. Ancak her vadenin altı boş çıkan CHP liderinin yalancı çoban davranışlarının artık işin yalancı çoban hikayesine dönmesinin çok da hoş olmadığını görüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek destek verenlerin artık yıldığını görmekteyim. Bunu izlemekteyim. CHP Genel Başkanı'na yalancı çoban hikayesinin de tekrardan eline verilip okutulması taraftarıyım. Çünkü şu tarihte şunu açıklayacağım. Bu tarihte gümbür gümbür geliyoruz. Bak önümüzde muhteşem bir kampanya var. Bekleyin. Aman ha ah, dikkatli olun. Açıklamalarının en sonunda yalancı çoban hikayesinde olduğu gibi bir günde gerçek bir şey söylemek isteyecek. O günde yanında kimseyi bulamayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin havalimanlarını, köprü fabrikalarını, savunma sanayisi yatırımlarını, ekonomik ve tam bağımsızlık için attığı adımları eleştirenler, enerjide aldığımız önemli yolları, hamle attığımız adımları, yaptığımız hamleleri eleştirenler. Bakın Avrupa'dan size bir bilgi vereyim. Eskiden Avrupa'nın en büyüğü Almanların Lufthansa Havalimanı'ydı. Türk Hava Yolları önce yolcu ve uçak trafiğinde, şimdi de piyasa değerinde Lufthansa'yı solladı arkadaşlar. Dünyaya meydan okumaya geliyorum. Hazır ol dünya diye değil... Diyerek Kasım ayındaki beklentinin üzerini örtmek için dünyaya meydan okuyan bir Kemal Kılıçdaroğlu vakası vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine bununla ilgili de bir tweet attım. Bugün sizi böyle attığım tweetlerle birazcık boğuyorum ama kusura bakmayın. Twitter hesabımdan da beni bu arada takip ederseniz çok çok sevinirim. Ne diyordu? Bakın dünyaya meydan okurken görüntülerini yakaladık. Şunu gerçekten yaymamız taraftarıyım. Çünkü önemli bir bilgi nasıl meydan okunur? İşte burada takdire şayan bir şekilde gözler önüne seriyor Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Meydan okurkenki asaletli duruş ve karşısında kim olduğu belli olmayan ezikçe poz veren bir şahsiyet. Kemal Kılıçdaroğlu ilişkileri ve geçmişe sorgulanan küreselci şeytanların en karanlık adamlarından bir ekonomi yönetim topluluğu oluşturmuş ve bunu itmiş. Türk milletine de utanmadan takdim etmiş. Ekonomik danışmanı olacakmış ya bu isimler. Ecnebi danışmanıyla bu dayunu umamiyeliği tesis etmeye çalışıyorlar. CHP'yi küreselci şeytanların adamları teslim ettiler. Seçilirse Türkiye'yi de yine bu adamlara teslim etmenin peşindeler. Bugün ekonomide bir fırtına. Uu IQ'ler 1500. Böyle zeki adamlar yok. Bu ülkeyi kalkındıracak kişiler bunlar diye rıfkılar, bilmem neler, daronlar, duranlar servis ediliyor ya. Milletimiz buna izin verecek mi, vermeyecek mi? Bunu gerçekten merakla bekliyorum ama neler öner önerdiklerini özetle size şöyle anlatabilirim. Bakın, faizi yükselt. IMF'e git, IMF'ye git, borç al. Finans dolar oliga dolar teröristlerine devleti teslim et, milleti teslim et, devleti ve milleti yeniden Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Batı'nın tamamına kul cool köle yap. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu söylediği, saydığı isimlerin verdiği vaatler bunlar. Londra'ya kaç göz yapacaksın, Washington'a kaç göz yapacaksın. Buralardan gelecek 3 kuruşla ülkeyi yine IMF kapılarında süründürmeye devam edeceksiniz. Para getireceğim diyorlar ya. Bu toprakların sesi olmadığı o kadar belli ki bu cümlelerin. Bu parayı kim ne için verecek? Karşılığında ne isteyecek? Kastettiği ülkeler Amerika mı? Avrupa mı? Almanya mı? İngiltere mi? Türk devletleri ve toplulukları ile ilgili, Türk dünyası ile ilgili, yükselen Asya ile ilgili hiçbir planınız yok mu? Doğu Akdeniz ile ilgili hiçbir argümanınız yok mu? CHP'nin Azerbaycan'da Karabağ ile ilgili hiçbir plan argümanı yok mu? Savunma sanayisi ile ilgili hiçbir projeniz, hamleniz, düşünceniz yahu fikriniz dahi yok mu ya? Ne istiyorsunuz? Bu ülkeyi yine Amerika Birleşik Devletleri'nin müstemlekesi mi yapmak istiyorsun? Hı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre şöyle bir şey var. Şunu da izah etmemiz lazım. Katar'dan para gelirse ülke Katar'a satılıyor. O şeriat geliyor bilmem ne. ABD'den para gelirse batılı finans destekçilerimiz Türkiye'nin kalkınmasını istiyor. Parayı hayrına veriyor. CHP'ye aldanıp manda kafa olmanın sonu bu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.